anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dinlemeyi, öğrenmeyi ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda yarışmacı arkadaşlarımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Elif Atike Uran, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Emine Reyyan Kekeç, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce sınıf öğretmeni olmak istiyor. Zehra İbin Alataş, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyor. Zühra Gümüş, 9 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Değerli arkadaşlar, Mavi Masa'da Zümra ve Zehra ile yarışacağız. Sarı Masa'da Elif Atike ve Emine Reyyan bugün bizimle yarışacak. Zümracığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Başarılı bir yarışma diliyorum sana. Eğlenceli bir gün olacak, emin olabilirsin. Zehracığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum Zehracığım. Başarılar diliyorum ve Elif Atike, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlı. Biraz heyecanlısın. Çok güzel bir konumuz var bugün. Peygamber Efendimizin hayatından bahsedeceğiz. Ve eminim konuşurken heyecan da gidecek. Emine Reyyan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz de nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle yarışmak benim için de çok keyifli ve eğlenceli oluyor. İsterseniz neler yapacağımızdan bir bahsedelim. Ben şimdi az sonra ekrana günün konusunu anlatmak üzere bir arkadaşınızı davet edeceğim. O bize bugünün konusunu anlatacak. Siz de dikkatlice dinleyeceksiniz. Sadece siz değil, ekran başındaki arkadaşlarımız da dikkatlice dinleyecekler ve günün konusunun içinden soracağım 3 soruya cevap verecekler. Daha sonra 3 tane daha sorumuz var. Genel kültür soracağım, bilmece soracağım. Hoşunuza giden konulardan güzel sorular gelecek ve 6 sorunun sonunda kim daha çok puan almışsa yarışmamızı o kazanmış olacak. Hazır mısınız günün konusunu dinlemeye? Evet. Evet. O zaman arkadaşımıza bağlanalım ve günün konusu neymiş ondan dinleyelim. Alemlere bir müjde geliyor. 571 yılın Nisan ayının son günleriydi. Abdülmuttalip bir torun bekliyordu. 20 Nisan pazartesi günüydü. Koşarak biri geldi. "Müjde, müjde Abdülmuttalip, bir torunun oldu," dedi. Abdülmuttalip kalbinin hızla çarptığını hissetti. Gözlerinden sevinç gözyaşları süzülüverdi. Hızlı adımlarla eve geldi. Onu kucağına aldı. Yüreğini hüzünle karışık bir sevinç kapladı. Torununu öpüp koklarken oğlu Abdullah'ın kokusunu hissetti. Abdullah peygamberimizin babasıydı. Peygamberimizin doğumundan 2 ay önce vefat etmişti. Abdülmuttalip torununa Muhammed adını koydu. Sonra küçük torununu kucağına alıp Kabe'ye götürdü. Kendisine bir torun verdiği için Yüce Allah'a şükretti. Abdülmuttalip'in yeni doğan torununa Muhammed ismini verdiğini duyan Mekkeliler ona "Niçin bu adı koydun?" diye sordular. O da "Yerde insanlar, gökte melekler onu övsün diye koydum," diye karşılığını verdi. Çünkü Muhammed övülen kişi demekti. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bize harika bilgiler verdi. Alemlere rahmet, son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinden bahsetti.
Sizler de sevgili peygamberimizin ismini biliyorsunuz değil mi? Evet. Nedir Zehracığım? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi arkadaşınız. Peygamberimizin adını duyunca ne diyormuşuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz'e selam göndermiş oluyoruz. O da mutlaka bizim selamımıza cevap veriyor değil mi? Peygamber Efendimiz'in ne zaman doğduğundan bahsetti, dedesinin kim olduğundan bahsetti, babasının kim olduğundan, annesinin isminden bahsetti, onun doğum anındaki dedesinin duygularından bahsetti. Biz de günün konusunu dikkatlice dinledik. Günün konusunun içinden şimdi size tam 3 tane soru soracağımı söylemiştim. Hazırsanız böyle heyecanınızı daha fazla arttırmadan hemen birinci soruya geçelim mi? Evet. Ekranları başındaki arkadaşlar, günün konusuna bağlı olan birinci sorumuz geliyor. Peygamber Efendimiz 571 yılının hangi ayında dünyaya gelmiştir? Evet, mavi masa ve sarı masa. Hemen yazıyorlar. Mavi masa zili çaldı ama zilinizin sesi kuvvetli çıkmadı herhalde. Yok. Evet. Biraz yazdınız. İkiniz de çevirin, kartlarınızı bir görelim. Ekran başındaki arkadaşlarımız da görsünler ve cevaplarını görüyorum. Her iki masamızda Nisan ayı cevabını vermiş. Mavi masa hızlı davrandığı için puanlar mavi masaya ama her iki masamıza da kocaman bir alkış istiyorum. Sevgili Peygamberimiz 571 yılında Nisan ayında dünyaya gelmiştir cevabı mavi masaya şu anda tam 10 puan kazandırdı. Evet Zümra'cığım, Peygamber Efendimiz 571 yılının Nisan ayında nerede dünyaya geldi biliyor musun? Mekke'de. Mekke'de dünyaya geldi. Onun dünyaya gelişine kim heyecanlanmış, kim çok sevinmiş? Dedesi. Kim? Dedesi. Adı ne? Abdülmuttalip. Dedesinin adı neymiş? Abdülmuttalip. Abdülmuttalip, Peygamber Efendimizin dedesi. Ve şimdi sevgili arkadaşlar, günün konusunda arkadaşınız bize neler söyledi Elif Atike? Aklında neler kaldı? Peygamberimizin doğumundayken dedesinin ne hissettikleri, dedesinin peygamberimizi ilk nereye götürdüğü ve adını ne koyduğu. Nereye götürmüş? İlk Kabe'ye götürmüş. Çok güzel bir hatırlamaydı. Sevgili izleyiciler, siz de duydunuz. Peygamber Efendimiz'in dedesi doğduğunu duyunca o kadar çok sevinmiş ki onu almış, bağrına basmış, öpmüş, koklamış ve hemen Kabe'ye götürmüş. Kabe'yi de Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber yapmıştı ve bizim kutsal mabedimizdir değil mi? Teşekkür ediyorum size. Hemen ikinci soruya geçelim mi? Evet, ikinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuz... Değerli izleyiciler, karşınızda Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Hemen yazıyoruz, hızlı yazıp zili çalıyorsunuz. Yazmadan çaldın ama. Evet, şimdi yazmadan çaldın. İkiniz aynı anda yazmış oldunuz. Şöyle çevirin bakalım kartları. Sarı masa, siz söyleyin. Abdullah. Peygamber Efendimizin babasının adı? Abdullah. Abdullah. Zümra'cığım? Abdullah. Abdullah cevabı arkadaşlarımıza 10'ar puan kazandırdı. Alkışlıyoruz her iki masayı da. Peygamber Efendimizin babası Abdullah'tı. Peygamber Efendimiz babasını hiç görmedi ama, değil mi? Çünkü henüz dünyaya gelmeden önce 2 ay önce babası vefat etmiş. O yüzden babasını hiç tanıyamadı ve yetim büyüdü Peygamber Efendimiz. Üçüncü sorumuzu da soralım. Sonra Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili sizin de söyleyecekleriniz var. Çünkü arkadaşlarınız Peygamber Efendimizin hayatını çok sevdiğini söylediler. Biz bu konuyu çok seviyoruz. Peygamber Efendimizin hayat hikayesini okumaktan çok hoşlanıyoruz demişlerdi. Bakalım üçüncü sorumuz neymiş? Peygamberimizin babası Peygamber Efendimizin doğumundan kaç ay önce vefat etmişti? Evet, her iki masada yazdı. Mavi masa zili önce çaldı. Cevabı alalım. Zümra'cığım? 2 ay. Şöyle kaldır bakalım. 2 ay cevabı size tam 10 puan kazandırdı. Sarı masa da doğru cevabı yazmış. Arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Günün konusuna bağlı olan 3 tane sorumuz var demiştim ve bunların hepsini şu anda cevaplamış oldunuz. Her iki masaya da teşekkür ediyorum.
Emine Reyyancığım, Peygamber Efendimiz'e ismini kim koymuş? Dedesi Abdülmuttalip. Neden Muhammed ismini koymuş, hatırlıyor musun? Oğlunun ismi... Neydi oğlunun ismi? Abdullah'tı. Oğlunu çok seviyordu. Ondan değil. Kim hatırlıyor? Zehra? Muhammed yerde ve gökte sevilen demek. Yerde ve gökte, yerde insanlar, gökte melekler onu övsünler diye, övülen bir kişi olsun diye onun adını Muhammed koymuş. Değerli arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatından bahsettik. 571 yılının Nisan ayında dünyaya geldiğinden bahsettik. Mekke'de doğduğunu arkadaşlarımız da söylediler. Dedesi Abdülmuttalip idi, annesi Amine idi. Peygamber Efendimizin babasının ismi Abdullah'tı. Dedesi bir torunu olduğu için çok sevindi. Ona olan duygularından bahsettik ve günün konusuna bağlı olan 3 sorumuzu da burada tamamladık. Bakalım mı genel puan durumumuza? Acaba şu ana kadar hangi masamız önde gidiyor? Sarı masa ve mavi masayla yarıştık. Mavi masa 3 soruya doğru cevap verdi. 30 puanla önde gidiyor. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Her iki masamıza da çok teşekkür ediyorum. Evet, heyecan gitti mi biraz arkadaşlar? Evet. Ha? Nasıl? İyi. Yarışmak güzel mi? Evet. Evet. Zümra'cığım, boş zamanlarında neler yapıyorsun sen? Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Kitap okumayı seviyorsun. Resim çizmeyi seviyorum. Resim de çiziyorsun. Hangi boyaları kullanıyorsun? Keçeli boya. Ve sulu boya gibi boyalar. Sulu boya çalışmalarını da seviyorsun. Ellerine sağlık. Bir sanatla meşgul olmak çok güzel Zümra'cığım. Zehra'cığım, yaz tatilin nasıl geçti senin? Güzel. Güzel geçti. Yaz tatilini güzel değerlendirebildin mi? Bol bol kitap dinlendin okudum, mi? Dinlendim. Kızlarımız kitap okumayı çok seviyorlar maşallah. Dinlendin, gezdin, rahatladın şöyle. Evet, bundan sonra da başarılar diliyorum sana. Elif Atikeciğim, sen neler yapıyorsun? Yaz tatilim güzel geçiyor. Ödevlerimi bitiriyorum, kitap okuyorum. Bazen kardeşimle oynuyorum. Arkadaşların var mı? Var. En sevdiğin arkadaşının adı ne? Bilmiyorum, daha en sevdiğim arkadaşım diye bir şeyim yok. Bütün arkadaşlarını seviyorsun. Sevgi dolu bir Elif'sin sen, maşallah sana. Emine Reyyancığım, sen nasılsın? Geçti mi heyecan? Geçtim. İyisin. İyiyim. Kardeşin var mı senin? Var. Kaç kardeşsiniz? 3. 3 kardeş. Sen kaçıncısın? Ortancıyım. Ortancısın. Annene yardım eder misin evde? Ederim. Neler yaparsın? Evi toplarım. Ondan sonra emisenceyle oynadığımız oyuncakları yerine koyup ondan sonra onları temizleyip ondan sonra yerine koymak çok biraz zor geliyor. Ha. Ama bana eğlenceli gibi. Sana eğlenceli geliyor. Düzenleme yapıyorsun. Hem yardım etmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorsun anladığım kadarıyla. Kardeşinle de vakit geçiriyorsun aynı evet. zamanda. Maşallah sana. Hazırsanız 4. sorumuza geçelim mi? Geçelim. Pekala. 4. sorumuza geçiyoruz. 4. sorumuzu dikkatlice dinliyorsunuz. Bu sefer günün konusuyla ilgili değil. Başka bir konu hakkında soru soracağım size. Değerli izleyiciler, siz de hazırsanız 4. sorumuz geliyor. Her türlü nimetin, güzelliğin Allah'tan geldiğini bilmeye ve buna dil ile hamd etmeye ne denir? Nokta nokta denir. Ne denir? Evet, mavi masa yazdı. Sarı masa düşünüyor. Mavi masadan cevabımızı alalım. Çevirelim Zümra'cığım. Çevirelim. Evet, nedir cevabınız? Şükür etmek. Şükür etmek dedi. Şükür dedi. Doğru cevap verdi. Arkadaşımızı alkışlıyoruz. Mavi masaya buradan 10 puan verdik. Sarı masa gecikmeli de olsa o da aynı cevabı yazmış. Arkadaşlar harikasınız. Peki her türlü nimet, güzellik Allah'tan gelir. Bunu biliyoruz elhamdülillah. Mesela ibadetlerimizi bile Allah'ın izni ve yardımıyla yapıyoruz. Ben şimdi desem ki Allah'ım namaz kılıyorum senin yardımınla. Oruç tutuyorum senin yardımınla.
İnsanlarla güzel geçiniyorum senin yardımınla. Bunları bu şekilde hatırlamak bile şükürdür. Siz şimdi Allah'ın size vermiş olduğu güzelliklerden birer tane hatırlayıp benimle paylaşır mısınız? Kim isterse ondan başlayalım. Emine, Reyhan, Elif, Atike olur. Su. Su. Ne kadar güzel söyledin. Su Allah'ın bize verdiği nimetlerdendir. Ne düşünüyorsun? Nasıl şükrediyorsun suyun varlığına? Şükürler olsun Allah'ım diyorum. Allah'ım sana şükür. Elhamdülillah okuyorum. Elhamdülillah diyorsun, şükrediyorsun ve suyun bir nimet olduğunu hatırlamak bile şükürdür dedim aslında ben, değil mi? Evet. Emine Reyhan, sen sana verilen nimetlerden ya da insanlığa verilen nimetlerden bir şey söyle. Eminim ben yemek. Yemekler, yiyecekler. Yemeklerden her zaman sonra diyorum ki Allah'ım iyi ki bu nimetleri bize verdin diyorum, şükrediyorum. Maşallah. Yiyeceklerin hepsi Allah'ın bizim için yarattığı nimetlerdir. Onları görünce bile oh çok şükür Allah bugün bize ne güzel nimetler vermiş diyoruz, değil mi? Zümra'cığım, sana verilen nimetlerden yeme içme dışında da olabilir. Evimizin olması. Bir evimizin olması. Arkadaşımız ne güzel söyledi. Barınacak bir evimizin olması bir nimettir. Evimizin kapısını açıp içeri girdiğimizde oh çok şükür Allah'ım iyi ki bir evimiz var diyoruz. Ve buradan aslında şunu da düşünüyorsun. Yeryüzünde seninki gibi bir eve sahip olamayanlar da var. Değil mi? Onlara da yardım etme isteği oluşuyor içinde. Allah'ın bana verdiği bu nimetten bütün ihtiyaç sahiplerinin de olsun diye bir de dua ediyorsun arkasından. Zehra'cığım, sen de bir nimet söyle bize, şükredelim. Benim için en önemli nimet Müslüman olmamız. Müslüman olmak, ne kadar güzel söyledin. Müslüman olmak, Allah'ım beni Müslüman olarak yarattın, Müslüman olarak yaşatıyorsun ve böyle de yaşat diye hem dua edelim hem de hep Müslüman olduğumuzu hatırladıkça şükredelim. Müslümanlık en büyük nimet diyor Zehra'cığım. Harikasın Zehra. Nimetleri görünce onları bize vereni hatırlamak şükürdür diyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de hayatınızdaki nimetleri hatırlayın ve böylece Allah'a şükretmiş olacaksınız. Değerli izleyiciler, stüdyomuzdaki değerli arkadaşlar, hazırsanız 5. soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin, hadi bakalım. Kısacık bir soru. Allah'ın verdiği nimetlerden bir tanesi. Hatta birçok tanesinin bir araya gelmiş hali. Soruyorum sorumuzu. Çok sayıda ağaçtan oluşan geniş saha nedir? Evet. Sarı masa ilk önce siz yazdınız. Mavi masa da yazdı. Çevirin. Çevirin. Evet. Çevirin. Elif, Atike. Nedir cevabın? Orman. Çok sayıda ağaçtan oluşan geniş saha ormandır cevabı sarı masaya 10 puan kazandırdı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Mavi masa da yazmış. Teşekkür ediyorum doğru cevap için. Elif, Atike'cim, ormanlarla ilgili bize ne söylersin? Ormanların varlığının önemi, ormanların bize faydaları nelerdir? Ormandaki çürüyen ağaçları kesip mobilyalar, evler yaparız. Orada canlılar barınabilir. Bize oksijen sağlar ağaçlar. Ağaçlar sayesinde nefes alıyoruz değil mi? Evet. Onlar oksijen sağlıyorlar bize. Ve diyorsun ki bir bazı canlılar orada barınabilirler. Ormanlar birer barınaktır. Türkiye orman yönünden zengin bir yer mi Emine Reyhan? Çok orman var değil mi Türkiye'de? Çok fazla var. Biliyor musun Türkiye'nin %27'si. Hatta %27'sinden biraz daha fazlası ormanmış. Ormanlık alanımız çok fazla. En çok ormanlar Karadeniz'de ve Akdeniz'de var. Türkiye'nin en büyük ormanı da Bursa'da. Bursa Karacabey'de Longoz Ormanı varmış. Ve ben de gitmedim oraya, belki bir gün gideriz ve görürüz yakından.
harika bir ormanmış. Allah-u Teala bu ağaçları, ormanları hem arkadaşımızın dediği gibi bitkiler barınsınlar, bazı canlı türleri orada yaşamına devam etsin diye yaratıyor. Hem de biz hayat kaynağımız olan su, ama suyun da içinde oksijen var. Oksijensiz yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Biz nefes alabilelim diye Allah ağaçları yaratmış ve hepimiz mutlaka bir ağaç dikelim. Hepimizin yeryüzünde bir dikili ağacı olsun inşallah. Var mı sizin? Var. Evet. Fidan diktiniz mi? Harika, çok güzel. O ağaç büyüyecek ve büyüdükten sonra hem insanlar, hem bitkiler, hem hayvanlar bundan istifade edecekler. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza ve bir bilmeceyle devam etmek istiyorum. Son sorumuz bir bilmece. O odanın içinde, o da onun içinde. Aynen. Acaba nedir? Sarı masa yazdı, zili de çaldı. Cevabınızı alalım. Çevirin kartınızı. Evet, cevap neymiş? Ayna cevabı sarı masaya tam 10 puan kazandırdı. Teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Elif Atikeciğim, aynayla ilgili bir hadis-i şerif söyleyeceğim. Onun hakkında kısacık konuşalım. Ondan sonra da puan durumlarımıza bakalım ve yarışmamızı sonlandıralım istiyorum. Aynayla ilgili bir hadis-i şerif var. Acaba duydun mu? Tabii hadis nedir? Peygamber Efendimizin sözleridir, değil mi? Evet. Mümin, müminin aynasıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani önce şöyle düşünelim, ayna ne yapar? Normalde. Aynasını. Nasıl? Yani bizi gösterir. Gösterir. Kendimizi görmemizi sağlar. Karşıdan nasıl göründüğümüzü aynaya bakarak görmüş oluruz. Peki mümin, müminin aynasıdır derken ne anlıyoruz? Mümin... Yani yaptığı iyilikler aynasıdır. Her zaman geri döner ona. Ona geri döner yaptığı iyilikler. Bu da çok güzel oldu. Bununla ilgili mavi masadan bir yorum alabilir miyim? Mümin, müminin aynasıdır derken Peygamber Efendimiz ne söylemiş bize? Yani diyelim ki karşındaki bir insana sen güzelsin diyorsun. O da sana... Aynı şekilde davranır mı demek istiyorsun? Söylüyoruz. Demek ki biz kendimiz güzeliz. Yani karşımızdaki insana ne söylersek biz kendimiz o oluyoruz. Çok güzelsin Zehracığım. Yani insan kendisi nasılsa karşısındakine de öyle davranır diyorsun. Kendini gördüğü gibi onu da güzel görür. Aslında onu güzel gördüğü için kendi güzeldir diyor. Harikasın. Peygamber Efendimiz mümin müminin aynasıdır demiş. Yani siz mümin kardeşinize bakın. Ondaki güzellikler sizde de olmalı. Sizdeki iyilikler, güzel davranışlar onda da olmalı. Müminlerin özellikleri iyi davranırlar, güzel davranırlar, paylaşırlar, adaletli olurlar, yalan söylemezler, daima dürüsttürler. Daha nice güzellikler var ve Peygamber Efendimiz birbirinizin güzelliklerini birbirinize yansıtın demek istiyor. Değil mi? Hep birbirimizi güzel görmek isteriz zaten. Evet, bu güzel yarışmacılarımızla harika bir günün sonuna geldik. Zehra ve Zümra mavi masada bizimle yarıştı. Elif Atike ve Emine Reyyan sarı masada bizimle yarıştı. Dilerseniz artık puanlarınızı öğrenelim mi? Evet, öğrenelim. Günün finalistine bakıyorum değerli izleyiciler. Mavi masa 40 puanla yarışmayı tamamladı. Sarı masa 30 puanla tamamladı. Her iki masamızı da alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Ve şimdi size küçük birer hediyemiz olacak. Onları takdim etmek istiyorum. Zümracığım, Zehracığım buyur. Elif Atike ve Emine Reyhancığım buyursunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programının bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeni konularla yeniden görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım.